Bakıyoruz Müreğin ama dur, bir kere de gül ya, ellerimi doldur. Benim hayatıma kasvet, hayalim olma, iteme ne olur. Selamünaleyküm. Tamam, şakayı boşver, şakayı da boşver. Hepsini unut ve gel benim videoma konuk ol. Konuklarım selamünaleyküm. Ben Resul Gümüş. Kanalıma beni biliyorum. Hoş geldiniz. Neden bilmiyorum ama şimdi sizinle birlikte biliyorsunuz ki Counter oynayanlar hala var ve yeni açılan bir sunucunun, yani hatta yeni açılan değil de yeni kendini göstermeye başlamış bir sunucunun panelini tanıtacağım sizinle birlikte. Eski zaman, hani çoluk çocuk değil yani, onu anlatmaya çalışıyorum. Çoluk çocuk değil, ben onu anlatmaya çalışıyorum. Ve onun panelini tanıtmaya çalışacağım. Konuşamadım gerçekten çünkü konuşmayı unuttum ve biraz da yorgunum. Açıkça söylemesi gerekirken uzatmıyorum. Evet, şu anda geldik. Şöyle takalım. Çünkü bunun da bir kayıt almamıza gerekiyor. Bandicam'ımızın kaydetmesi gerekiyor, değil mi? Bandicam şöyle aşağıda bir yerlerde kaydederken biz de sizinle birlikte panelimize doğru yol alalım. Şöyle CSF'imize sayfasına girdiğin zaman sağ alt tarafta çevrilmiş olarak csbizo.com hoş geldiniz bizimle iletişime ve canlı bağlantıya geçebilmek için diye. Bu da en aşağı indiğiniz zaman 15 TL'ye 30 gün privilege, bir adet Teamspeak, 7/24 saat destek, işte gidiş kontrol panel, 32 kapasite, DDoS koruma ve IP'miz yer alıyor. 20 TL'ye de aynı şekilde full mod alabiliyorsunuz. 10 TL'den Max Server, yani Max Server alabiliyorsunuz. Nasıl diyeyim ben size, ben de size buradaki uygun fiyatlı, yani 20 TL'ye maksimum nasıl bir kaliteli bir yerden server alabilirsiniz diye gösteriyorum yani. Kaliteli gerçekten, bir yer tanıttığımı benzemiyor. O çok sıkıntılıydı. O yüzden çok bir sıkıntı yaşadım neden onda. Bayağı kişi söyledi yani, şikayet etti. Önemli olarak panele tanıtacağım. Panele geldiği zaman size kullanıcı adı ve şifre söylüyor. Ben aldım zaten. Şöyle bir giriş yapıyorsun. İlk baştan kendine panel tasarlıyor. İşte 3 tane, kaç tane server olduğunu, kaç tane TeamSpeak'inizin olduğunu gösteriyor. İşte toplam tutar 45 TL'ye. Son giriş tarihi ise ne zaman girdiğinizi belirliyor. Faturalar 3 adet, yani 1, 2, 3 tane faturamız var. Mevcut bakiye 405 lira. Yani 405 lira para atmışım ben güya. Şimdi size ProPublic'i, sunucuyu seç diyorum ve sunucuya giriş yaptığımız zaman şöyle ki şurada Fax diye bir tane oyuncumuzu görebiliyorsun. Bunu buradan banlayabiliyorsun, kitleyebiliyorsun, ID banatabiliyorsun. Bir daha asla giremesin diye. Bilindik şeylerden. Burada server harita, ama panelle bir şey söyleyeyim mi? Panelle diğer panellere benzemiyor. Hani oyun yöneticisi gibi bir kaliteli bir server, bir sunucu. Paneline baktığınız zaman çok geride kalmış bir panel. Ama bunun paneline baktığın zaman çok ileri teknolojide gelişmiş bir panel. Aynı CS durağı gibi. CS durağı 1 diyelim. Doluluk olarak oyun yöneticisi 2 diyelim. Panel olarak ikincisi bu panel söyleyebilirim size. Çünkü bu panel kolay geldi bana. Neden bilmiyorum. Kolay yani. Bakalım server ayar diyor. Aktif ve server rest atabiliyoruz buradan. Yeniden başladı diye bir uyarı aldık. Tamam dediğimiz zaman panel çökmüyor. Açılıyor daha doğrusu. Burada nereye basacaktık? Kısacası söylüyorum. Ayarlara geldiğimiz zaman buradan işte serverin adını deneme yaptığımız zaman hızlı bir şekilde değişiyor. İşte buradan serverin region ayarını, şurada artı var. İşte region komut, servere şunu gönder. Server şifresi, maç attığınız zaman koyacağınız şifre, temizlik işlemleri, bu neymiş? Temizlemeye başladı. Gereksiz olan log, ping, jack, jut, bu cinsiyet oranında bile yok yani. Server sıfırlama,
Yani buraya bastığınız zaman hepsi ilk günkü haline geri geliyor. Ana sayfaya tıklayalım. Şuradan dosyalar kısmına tıkladığınız zaman burada işte servis JPG, servis dosyaları. Aynı CSGO'daki mantık gibi. AMX, MODX ama hepsi bir yerde. Karışık koşup değil. AMX süper dosyası, plugins ini, mod, map'ın nereye kaydolacağını, map dosyası işte. Sayın mesajlar alt tarafta şöyle şöyle mesaj çıksın diye. Dosya yükle de nasıl söyleyeyim? Plugin yüklüyorsunuz. Örneğin ben mesela buradan atıyorum bunu yükleyeceğim. Değil mi? Atıyorum ben bunu buradan yükleyeceğim. Şuradan dosya seçi tıklıyorum ve Boncuk JB menüyü buraya yüklüyorum. Bunu AMXX'e dönüştürülüyor ve ben bunu buradan kopyalayıp tamama basıp web FTP'ye girdiğim zaman buradan CS'e iki kere tıklıyoruz. Söyleyeyim ben size. Dosya açılıyor diyor. Addons'a tıklıyorum. Dosya açılıyor. AMX Modex'e tıklıyorum. Dosya açılıyor. Jonfix'e tıklıyorum. Dosya açılıyor. Ve buradan ben Map Jonfix'in içine girip Plugins'in içine girip buradan Jail düzenleyemiyoruz mu? Dosyayı düzenleyip tıklayacakmışız. Bunu buraya AMX'iz olarak atıyoruz. Şu boşluğa dikkat edin. Attık. Tamam dedik. Kolay aslında yani. Pek zor bir şey yok. Bunu buradan yapıp kolaylıkla modellerimizi şeyleri yükleyip yapabiliyorsunuz. Kolay yani. Ellerimi doldu. Canım acısa da gitmem. Silah hesaplamayı pas geçiyorum ve eklentilere tıklıyorum. Burada zaten hazır eklenti geliyor ama kendiniz ekleyebilirsiniz, ne güzel. Mesela burada şimdi bayrak kapmaca modu varmış. Onu kaldırıyorum mesela. Burada hiçbir modu yok. Kendi modumuzu kendimize yükleyebiliyoruz. Jailimizi, Jartingen, Jurtingen, Wattingen, Portingen. Burada zaten gösteriyor. GTM'ini, JBM'ini, o, şu, bu. Kan efekt, otomatik restart, kan eklentisi, admin yeşil yazı. Burada hepsini istediğiniz, dilediğiniz şeyi otomatik bir şekilde açabiliyorsunuz. Fakat modu kurmak istiyorsanız burada kendinize göre modlar var. O modları da kurabiliyorsunuz. Yani mesela şu olur, şu olur. Ayrıca kendinize eklemek istediğiniz mod varsa dosya yükleden ve web FTP'den bunu kolay bir şekilde elde edebiliyorsunuz. Şimdi ben jailimizi açtım ben. Tabii siz bunu görmediniz ve ne oldu? Aynen bir şey olmadı. Burada kendimize adminlik yazabiliriz. Adım mesela Ares. Boncuk'ta şifre Ares 125.7'de açıklamaya bir şey koyma. Ya da yetkini isteyen olabilir. Slot olabilir. Admin, slot sahibi yetkiyi kendin ayarlı. İstediğini buradan ver. Ya da bir dakika nereye atıyor onu? Daha ne istiyorsun ki? Ama bunları nereye kaydediyor? Neydi, ben kendime sunuş sahibi vereceğim. Buradan kendime sunuş sahibi verdim ben, değil mi? Buraya alta geldi, değil mi? Bunu ister düzenle, ister sil. Hani ne yapmak istiyorsan onu yap. Buraya geldiğim zaman kendim ayarlayacağız. Yeşil yazı vereceğim, ban yetkisi vereceğim. Admin gözüksün diyeceğim. M vereceğim, S vereceğim, P vereceğim. Bunlar temel ürünlerine ne vereceğim? CT atma, T atma, Jartingen, Jurtingen. Onlara. Ha, Jartingen, Jurtingen deliye bakmayın. Onları ayarını yaşayabilirim. F vereceğim. O da map değiştirmesi için. Kaydet dediği zaman direkt zaten şartlanarak kaydediyor. Sunucular. Burada
en başta açtığım sonucuyu gösteriyor ve size şimdi server'e girişini göstereceğim. Bu da orada IP'mizi kopyalayıp server'imize giriş yapabileceksiniz. Yerimi doldur. Evet, şimdi ben kapatıyorum. Umarım anladınız. Hani açıklamaya çalıştığım şey şu. 5 TL'ye server alıp da ve 60 TL'ye server alıp da dolduramayanlar var ya. Bilin burada alan istediğiniz gibi kullan. O yani başka bir şey yok. Ben kapatıyorum. Allah'a emanet olun. Öpüyorum. Umarım anlamışsınızdır. Panel gayet rahat. Ekibini olduktan sonra bırak CS Nurhan'ı, en kötü sunucuya gitsen orada bile doldurursun. Panelin iyi olması lazım. Öyle serverde internette gezinen o panellerden 1000 kat daha iyi. Onlardan bir gerçek kodlama ile yapılan panel. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Arkadaşımız benden rica etti videoyu çekmem için. Ben de o ricasını boş çevirmedim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kapatıyor.